Merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte şurada görmüş olduğunuz çakma iPhone 13 Pro'nun içinde neler varmış ona bakacağız. Şimdi benim niyetim normalde buna böyle bir custom ROM atıp işte oyun testi yapmaktı ama telefonu bozdum diyecektim de tam bozamamış. Zararlı uygulamaları kaldırın diyor. ROM manager falan filan yükledim, oradan ona hata verdi. Yok telefonun modelini bulamadı, yok SD kart tak dedi, bilmem ne falan filan derken dedim ki ya ben bunu parça pinçik edeceğim, zaten başka bir şansım kalmadı. Zaten özlemiştik böyle şeyleri, gelin başlayalım isterseniz. Direkt burada fokuslanmanızı istediğim en önemli nokta arkadaşlar şuradaki 3 kamera dizilimi ve şu öndeki şu ufaklı kamera, şöyle görebiliyorsunuz diye ümit ediyorum. Tahminlerime göre bataryası bu tarafta mı? Bataryası bunun burada mı? Değil. Biz şöyle üstten mi? Lan nerede lan bunun bataryası? Burada. Buradan. Buradan bir açılış yapıyorum ben arkadaşlar. Şuradan deneyeyim de siz de görün. Buna hiçbir şey olmuyor. Sağlam çıktı vallahi. Bir de şu elle gireyim. Yani burada bir izimiz oldu da pek umurumda değil, onu söyleyeyim yani. Şunu bir çıkarabilsek çerçeveyi rahatlayacağız. Olayımız o çerçeveyi. Bu ne lan? Ne dökülüyor bunda? Bu ne lan? Oğlum pudra değildir ya. Allah. Oğlum bundan bayağı şey dökülüyor ya. Pudra. Tamam bir dakika, daha profesyonelleşmeye karar verdim. Olaya birazcık daha profesyonel yaklaşmamız lazım. Evet, daha profesyonel yaklaşınca tabii daha iyi oldu da. Telefon çalışıyor mu? Telefon çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha ne yapsın lan bu? Gayet de güzel çalışıyor. Dokunmatiği de çalışıyor. Future Phone. Türkiye'de ilk arkadaşlar. Kayık. Buraya bir del bakayım sen. Birileri seni delmeden. Hala çalışıyor. Hoş. Bence hoş. Bir de şuradan deneyeceğim. O ne lan? Bu nasıl böyle bir şey olabilir? Matkabı oynattı bu. Telefona ben buradan bastıkça güç geliyor vallahi. Hala çalışıyor. Maşallah var. Dedemin pijaması fon. Bunu bir sökemedik ya şuradan. Lan oğlum gel lan. Aha. Işığı buldum arkadaşlar. Şöyle görebiliyor musunuz? Bence doğru yoldayız. Çalışmalarımıza devam edelim. Buraya bir... Işık gördüğünüz gibi şu an bıçağımıza vuruyor. Yemin ederim telefonu konserve gibi açtım ha. Tabii ki de bunu evde denemiyorsunuz. Başınıza iş alırsınız, onu söyleyeyim ha. Oğlum şimdi bunun bataryası cıslarsa, coşlarsa çağdaş, bunun çocuğuma ben nasıl açıklarım ya? Nereden açacağız bunu ya? Şunu hocam. Hadi. Lan! Ne yaptım lan ben? Aha geliyor, vallahi geliyor. Vallahi ekrana bakın ya, hala şeyinde yani, utanmaza çalışacak yani. Ne kadar zevkliymiş lan bu. Şu bataryamız, ona fazla bulaşmamaya çalışacağız elimizden geldiğince. Ekran çalışmıyor an itibariyle, bozuldu. Yapışkanını da çıkardım. En iyisi ben bunu buradan. Gördüğünüz gibi artık bir zahmet canım, çalışma sende. BLR al. Bu ne acaba ya? Bunu da merak ettim ha. Bu videoda elim mi kesilecek benim? Şunu bir merak ettim. Buradan bir girsen ona. Usta elini kesme ufak. Elini kesme, sigortan yok. Var da Bağkur borcu var bir ton. Ana. Sıvız. Ana. Oğlum gözüne cam girecek. Bir şey olacak. Bu ne acaba? Aha şurada telefon logoları mı var lan? Yok. Devam ediyor. Bu ne? Bu ne oğlum böyle kat kat ya? O zaman bu ne arkadaşlar? Bunu bilen var mı ya? Kamerada kaydı açmayı unutmuş olmuyorum değil mi? Unmamışımdır değil mi ya? 1 2 3 4 5 6 5 la bu ne? Bunlar ne oğlum? Bir dakika. Buradan 6 sayfa çıktı arkadaşlar. Bir de bunun da vardı ha. Oğlum bunlar ne ya? Çık bakayım şuradan. Coca-Cola kutusu musun? Keser abi. Dikkat edin arkadaşlar. Üstürü de sayfa çıktı. İçinden ne olduğu belli değil. Görmüş olduğunuz gibi şu bölgeden geçen kondansatör adaptörleri bu bölgedeki elektron diyotlarıyla çarpışıyor. Bu çarpışmanın sonucunda falan filan. Çok komik bir espri. Güzel bir espri. Lütfi nerede? Lütfi yok. Kameraları nereye gitti la bunun? Oğlum kameralar nerede? Hani kamera gösterecektik? Lan bu ön ekran, Allah seni kahretmesin Çağdaş. Telefonun bir an kameraları nerede diyorum. Biz nasıl bunun arkasını açacağız o ön ekransa? Hacı sen şu bataryayı bir çıkar da şurada. Aman ha, tıslar. Yemin ederim bak mahvolur. Niye ben bu telefonu önünden açtım? Yani hep arkasından açardım ya. Yani şu anakartı çok merak ettim ya. Tıslar mı acaba? Şu ne? Şunu şuradan bir...
Bu ne lan? Oğlum bu ne? Bizim telefonlarımıza çip yerleştirmişler. Aşı da yaptılar. Kablosu da var. Oğlum aşı etmedin bile bizi çip yer... Bu ne çipi oğlum? Vallahi arkadaşlar yemin ederim büyük sırrı bozduk. Benden söylemesi. Vay efendim ben duymadım görmedin demeyin. Bakın kablosu da var. Çipli kablolu. Evet biz devam edelim işlemimize şuradan. Telefon kalıp halinde mi? Ana kırıldı yala arkası. Yüklen. Bu da çıktı. Mıknatıslı bir şey. Bir dakika bir herkes bir sakin olsun. Ben işi bir uzmanlara bırakalım. Ben bunun YouTube'da videosunu gördüm. Aa böyle kazıyorlardı. Oğlum burada batarya varmış ya. Ya bu bataryadan nasıl kurtulabiliriz? Bunu şöyle yapsam. Vallahi bak tıslar çağdaş. Bütün ofisin içine hava basar. Aha çip buldum bir tane daha. Ha yok bu diğer bulduğumuz çipin kutusu. Şuradan bir aç bakayım. Elimi mi kestin? Ha, sonunda kestin mi? Yok kesmedim. Ya arkadaşlar bütün amacım size... Allah. Üstteki kamerayı göstermek ya. Allah duman mı o? Yok ben o kokuyu bilirim. Şu an öyle bir koku yok. Gel lan burnuma... Ne bu? Vidalı bir yere ulaştım. Burnuma kaçtı herhalde. Aha bir çip daha buldum. Siz uyuyorsunuz, uyuyorsunuz. Dünyanın zaten ne olacağı belli değil. Bir hala çip takıyor. Neyine çip takıyorsun? Sensörüne de başlarım ha. Biri çıkıp şunları anlatsa güzel olur. Bu mesela adaptörün çipi mi? Ne çipi yani bu? Ben amacıma doğru geliyorum bir dakika. Geldik işte. Sabahtan beri bunun için uğraşıyorum. Bakın burada kaç tane kamera var? 1. Peki burada kaç kamera var? 3. Demek ki neymiş? Şu ikisi. Bakın zaten buradan da baktığınız zaman göreceksiniz. Şimdi normalde bir kamera deliği burada var. Tamam hacı biz bunu okeyiz zaten. O kadar para veriyoruz. Bir tane kamerası olsun. Ama şu diğer iki kameranın arkasına şimdi dikkatli bakın. Hop gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Hatta ben size deleyim orayı. Olmayanlar bunlar. Bak bunların düğmesi bile çıkmıyor. Görüyor musun? Bak gördün mü? Bak delik yok. Hiçbir şey yok. Elime mavi bir şey yok. Şuraya siyah bir şey tak. İşte görüyor musun? Ama orada hiçbir şey yok. Ya bak gel buna da bak. Bak bunda da hiçbir şey yok. Bunda hiçbir şey olmadığı yetmiyormuş gibi. Burada da gördüğünüz gibi bir adet kamera var. Arkadaşlar bizim size anlatmaya çalıştığımız şeylerin en önemlisi bu. Aha işte abi PUBG çalıştırıyor abi. Aha işte abi fotoğraf da çekiyor. Ha falan filan. Öyle değil oğlum. Göz göre göre burada kandırılıyoruz yani. Hoş değil. O zaman şey yap. Mesela 3 triple kamera yazacağına o zaman oraya bir triple. Bir triple ne lan? Bir tane kamera var. İki, bir front bir kamera. İki fake kamera yaz o zaman. Değil mi? En son bu bataryayı şuradan çıkarabileceğim mi acaba sıkıntısız bir şekilde? Bataryayı buraya iplemişler arkadaşlar. Çok önemli değil. Üzerinde lityum iyon diyor. Vallahi sertifika yok. Yani çeşitli işaretler var da yanar eder o işaretler var. Başka da gösterecek bir şey yok arkadaşlar. Zaten benim bütün olayım size bir telefonun hani şu iç malzemesinin dandikliğini göstermek. İkincisi şuradaki 3 kamera yerinde normalde kamera bulunmadığını sizlere anlatmaktı. Siz de artık bir zahmet bu cihazı bu tarz cihazları almayı verin de ben şuna kafayı taktım. O bataryayı oradan çıkaracağım. Ama hoş değil yani bu yaptığın çağdaş. Onu söyleyeyim. İyi değil yani. Şu an bence iyi değilsin sen. Biraz daha mantıklı mı olsan acaba? Oo, bunun altında bildiğin Koroplas siyah çöp torbası var. Şurada gördün mü? Olmaz. Ben bu riske devam etmiyorum arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Uzunca bir süredir sizlerle böyle bir şeylerin içinden geçmiyorduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benim açımdan da bu içerik amacına ulaştı. Söylemiş olduğum gibi şuradaki bunların iki tane kamerası ağır. Fake sadece burada dandikten bir tane kamera var. Onu da size çıkarayım. Buyurun. İzmodo bunun koleksiyonu var diye yemin ederim. Lazım olana veremeyiz. Atarız biz bunları. Şunlar var. O ne lan? Ha, bu mu lan kameram? Ha bu ön. Kameralar birbirine girdi arkadaşlar. Artık benim videom bitti. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu tarz böyle sağlığınız için şüpheli aletleri tercih etmeyin. Bakın kameraları da zaten yok. Ekranı güçlüymüş ama ona bir şey diyemeyeceğim. Hoşça kalın.